Gözlerdeki ağlayan kız mı? Mezarlığa gelme. Ne mezarlığı ya? Gidiyor. Ya 666 kim ya? Mezardaki ağlayan kız. 666. Alo. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Salih. Bugün sizlerle çok saçma bir konu hakkında konuşacağız. Cidden hani trendleri işgal etmiş, artık haberlere bile çıkıyor. Gerizekalıca bir şey gündeme gelmesi saçma geldi. Ben de bu konu hakkında video çekeceğim. Çattırmayın, prim yapacağım bana da. Şimdi arkadaşlar, şu trendlere baktığımız zaman, trendlere bakıyorum bile, zaten biliyorsunuz YouTube trendlerde yani diziden başka bir şey olmuyor. Bir de şimdi yeni bir şey çıktı. Çorum'daki mezarlıkta ağlama sesi geliyormuş. Zaten biz de biraz önce bir parodi yaptık, ağlıyormuş gibi böyle. Hemen primci demeyin, dislike'latmayın yani. Açıklıyoruz şurada, insan gibi iş yapın. Abi şuna bak, trend 1 Çorum'daki ağlayan kız, trend 2 Çorum'da ağlayan kız, trend 3 mezarda ağlayan kız, trend 4 Seda Sayan'la diyor. Show TV'ye çıkmış, gizlenme kız ortaya çıktı hani. Daha aşağıda bir sürü var. Toplam 9 tane trend var bu konu hakkında. Hani bu kadar mı ilginç bir şey? Yani bir sürü dünyada, Türkiye'de sorun var. Savaş çıkacak, ekonomi sıfır, dolar olmuş 4 lira 10 kuruş. Trendlerin hepsinde Çorum'da olan kısmına bak. Çorum'daki mezarlıkta ayağa kaldırıyor. Belediye başkanı açıklama yapmış. Belediye başkanına gidiyor konu. Hani bu kadar saçma bir şeyin gündeme gelmesi bizim karakterimizi yansıtıyor. Bence gereksiz bir olay. Bir tanesini açıp izleyeceğim. Allah için neymiş bu konu, ne yani? Ne bu mezarlıktaki kız? Oo! Abo! İşte böyle bir göründü, bir kayboldu. Aa vallahi gidiyor. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. 5 gece aynı mezarın başına geldi. 5 gece durmadan gözyaşı döktü. Ay şarkı gel izle gel. Fark edildiğini anladığı an ortadan kayboldu, bulunamadı. Kız gel buraya. Mezarlıkta ağlayan kız sadece Çorum'u değil tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çorum anlarım abi. Gel buraya. Çorum'da 4 gündür ilginç ve gizemli bir olay yaşanıyor. 4 gecedir bir genç kızın ulu mezarlığa gelip aynı mezarın başında ağladığı görüldü. Ancak kızın sürekli gözden kaybolması polisi harekete geçirdi. Çorum'dayız, işte o esrarengiz olayda gizemli kızın geldiği mezarlık Çorum şehir merkezindeki bu ulu mezarlık. Ancak mezarlığa hangi kapıdan nasıl girdiği geceleri bilinmiyor. Şimdi o gizemli kızın gittiği, başında ağladığı o mezara doğru gidiyoruz. Nasıl girdiği bilinmiyor ama her gece aynı mezara gelip dakikalarca ağlıyor. O gizemli kız tam da buraya kaldırımdan bakıp yakın bir mesafeden de gözüküyor. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 adımlık bir mesafeye geliyor. İşte tam da bu mezar başında ağlamaya başlıyor. Abdullah kızı Fatma Çiftçi 1912 yılında doğup 1982 yılında ölmüş, vefat etmiş. İşte burada ağlamaya başlıyor ama polis kayıtlarında o gizemli kızın bu aileyle hiçbir şekilde ilişkisi yok. Abi çok anormal bir şey lan bir kızın ağlaması mezarlıkta. Görüntülerdeki mezarlık tam burası. Genç kız burada ağlamaya başladığı zaman işte o esnada kayda giriyorlar. Cep telefonunda vatandaşlar da çekiyor. Daha sonra polis geliyor. Yüzüne fener tutulunca
genç kız gecenin karanlığında işte bu mezarların yoğun olduğu noktadan kaçmaya başlıyor. Polisler etrafını sarmasına rağmen bir türlü bulunamıyor. Polisler o adam polis ahali yapmamış. Geceleri ağlayan kızın sesini duyuyor ama kıza cindir. Bir türlü yaklaşamıyorlar. Bundan dolayı da işte buraya bir not bırakmış görevliler. Kız geldiği zaman bu notu okuyup onlarla iletişime geçmesini istemişler. Her gece niye oraya gelip ağlıyorsun? Derdin ne? Yardımcı olalım. Bize not bırak, mezarlık görevlileri diye de bir not işte bırakmış. Adı ya bu çocuk biliyor, bu çocuk. Şekilde diğer notlar da var ancak. Onu yapmışlar lan zaten. Koymalarına rağmen o gizemli kız hiçbir şekilde bu sorulara yanıt vermemiş. Ağlama sesini duydunuz mu? Tabii. Kendini saklıyor, gözükmüyor. Yaklaşınca kaçıyor mu? Yanaşamıyor ki zaten, hiç görmüyor yani. Arkadaşlar da esrarengiz olayla ilgili ikiye ayrılmış durumda. Size göre ne o görüntüdeki? Bu, şimdi burada yapırlar var, bilmem evliyalar var, hepsi var. Bağırma bir olay gibi, çığlık sesi gibi, bir sefer o sesi duydum. Yani o kişi size göre? Canlı, bana göre hastadır, o bulunacak. Olay duyulur duyulmaz, hem Çorum'dan hem de il dışından gelenler var, mezarı da merak ediyor. Siz niye geldiniz, mezarı inceliyorsunuz? Ruhaniyette bir şeyler var, gizli olan bir şeyler var. Yani o görüntüdeki kız... Biz de gideyim mi, prim yapalım. Eyvallah. Çorum'daki mezardaşımızı yakaladık. Çok güzeme bak be. hemen prim yapmalıyız. Hemen Çorum'a gidip, o mezarlığa gidip, o mezarlığa... Gerçek değil mi size göre? Bana göre değil. İlginç olayı açıklığa kavuşturabilmek için valilikte devreye girdi. Eşine az rastlanır bu... Tamam, konuyu öğrendik şimdi arkadaşlar. Zaten önceden bakmıştım birkaç tanesini. Yani şimdi tamam, eyvallah, ilginç bir şey. Hani biliyorsunuz Türk halkı böyle cinlerle minlerle çok alakalı işler yapıyoruz. Ama bu konunun bu kadar çok trend olması, şey olması, hani normal bir kız ağlayamaz mı? Çok mu anormal bir şey birisinin yanında ağlaması? Anlamış değilim. Tabii ki de bize prim yapmak düşer. Bir de ne zamandan beri video atmıyorum lan ben? İki aydan beri video atmıyorum arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi sınav var. Lanet olsun. Çok büyük bir sınav kaygısı var şu an önümde. Yani bu yıl gitmek istiyorum, anladın mı? Bir değişler. Yani gidemezsem ailenin yüz kayası olurum. O yüzden işte sınavlara ağırlık veriyorum. İki ay sonra sınav var arkadaşlar. Ondan sonra gümbür gümbür tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada telefon çekilişi yapmıştık. Bunu birkaç kişi görmemiş arkadaşlar. Tabii Instagram'dan takip etmeniz gerekiyordu. Instagram'dan takip etseniz bile canlı yayına gelmediler. Ve bana ne zaman olacak, kim kazandı gibi soru sordular. Tabii ben kazanan iletişime geçtim. Mail yoluyla gönderdim. O da cevap verdi, kazanan kişi. Instagram'dan canlı yayına açmıştım, hatta gelen kişiler varsa yazabilirler. Evet, şimdi arkadaşlar, daha önce göremeyeceğiniz bir ürün göstereceğim size. Daha önce dünyada yok. Türkiye'de yok. Zaten dünyada yoksa Türkiye'de de yok. Wow. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz, önceden bir drone packet drone kutu açılımı yapmıştım. Şimdi buna çekiş olarak vermek istiyorum. Telefonu verdik. Şimdi zaten bunu da kullanmıyorum. Köşeye koydum. Kutu açılımından sonra çok fazla bir şey sürmedim. Sağlam ama efsane bir ürün. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bunun biraz tut. Evet, güzel göstereyim. What can I do? Şimdi bunun da çekiliş olarak vermek istiyorum arkadaşlar. Türkiye değeri şu an 100 lira. Tabi AliExpress'ten aldım ama Türkiye değeri 100 lira. Hani çekilişe katılmak istiyorsanız aşağıda link koyacağım. Orada da Instagram hesabını takip edip abone olmayı unutmayın. Emin olun arkadaşlar, çekiliş de gerçek, yani orijinal. Zaten kazanan kişi de bunu aşağıya yazabilir. Koskocamın telefon verdik yani, bu ne ki? O da zaten arkadaşımın. Bu anda katılmak istiyorsanız hemen aşağıda katılmayı unutmayın. Şimdi konumuza tekrar dönmek istiyorum. Tabi benim gibi prim yapan vardır. Yok, aradı, mesaj attı. Furkan Turan'ı göreceksin. Furkan Turan bakmadım yapmış mı diye. Ama kesinlikle yapacak, emin olun. Ya bir insan olay mı prim yapar lan her şey hakkında? Her şeyi yapıyor ya. Bunu da izleyip bakayım. O da videonun içerisinde şu an kestiremedim. Şu an ne yapmaya çalışıyorum anlamış değilim ama bunları ne bileyim. Kırmızı. Bir şey yok ki bak. Arkada altta da yazıyor acı. Derdin ne yardımcı olalım. Şimdi gördüm baba. Saçmalık abi. Allah'a gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra gidip ağlayamayacağız. Mezarlığa gidip. O bile yasaklandı artık. Evet, artık olay oluyor böyle. Hani ağlamak. Düşünsene Adana'da mezarlıkta genç bir çocuk gece saatleri ağlayıp duruyordu. Genç saatleri.
Hemen hem prim kase mi? Hemen. Aman diyeyim yok. Trendlere girin hemen. 9 tane trende girin. Lan 30-40 tane trend listesi var. 9 tanesi bu bir şey ya. Trendler ama zaten Show TV var. Show TV. Kaybettim. Birinci başta. Artık diziden falan geçilmiyor. YouTube kendine gel. Bak bak görüyor musun? Çok iyi bak. Bak orada bak. Allah için. Videoya bak. HaberTube diye kanal açmış. 2000 abonesi var. İzlenmesi 163. Benim videom bile bu kadar çok izlenmedi. 4 gün içinde, 3 gün içinde. Saçmalık ya. Neyse arkadaşlar, hani videonun ne olduğunu anlamadım. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Böyle şeylere alış etmeyin. Hani gereksiz bir şey. Ağlayabilir, bu bizi ilgilendirmiyor. İnanın o kadar çok gündem var ki. Hani dolar 4 lira 10 kuruş olmuş. Euro 5 liraya geçti. Savaş çıkıyor. Hani bizim bunlarla ilgilenmemiz, bilmiyorum. Daha böyle atık şeylerle ilgilenmemiz gerekiyor bence. Bence çok gereksiz bir içerik. Zaten ben de iki adım beri video atmıyordum. Ne çekim ne çekim ne şey yapıyordum. Bunu da düşüncelerimi söylemek istedim. Başta zaten bence para da oldu hani böyle. Beni aradı. Furkan Turan'a böyle özendim. Bence anladım hani Furkan Turan ne yapıyor ya. Yok aradı, yok gece arası mağaraya mesaj attı falan. Saçmalık ya. Ona ne yaptı anlamadım. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Boş boş video çektim ben, yemin ediyorum. Dediğim gibi abi, buna katılmayı unutmayın. Mutlaka katılın. Önceki çekilişe tam kaç kişi katıldı? 350 kişi civarı insan katıldı. Zaten 350, herkes 4 defa katılsa insan sayısı 350, yaklaşık 1000 tane çekiliş şeyi vardı arkadaşlar. İnşallah bunda da öyle bir yoğunluk olur. Çünkü kendi bedava, bedava kullanıcılara, izleyicilere hediye etmek istiyorum. Hoşuma gidiyor hediye vermek. Ben sizden hediye almak isterim. Doğum günüm yaklaşıyor, Haziran'la. Bekliyorum. Neyse arkadaşlar, video kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın, iyi günler. Bye bye. Neymiş mezarlıkta kız ağlıyormuş. Yo amına.